Herkese merhabalar. Katar'dan yeni bir video ile karşınızdayım. Tusaval TV'ye bu zamana kadar göstermiş olduğunuz ilgiye gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizlerden çok güzel yorumlar geliyor, çok güzel öneriler geliyor. Sizin bu vermiş olduğunuz desteklerle ben de her hafta yeni bir video çekmeye elimden geldiğince çalışıyorum. Arkadaşlar bu Katar'da geçirdiğimiz zaman dilimi içerisinde bana en çok gelen sorulardan bir tanesi de burada iş yeri açmakla ilgiliydi. Ve ben de bu konuda açıkçası çok bir bilgim olmadığından dolayı sizlere genel hatlarda bilgi vermeye çalışıyordum. Ama baktım bu sorular çoğalıyor. Ben de bu anlamda bu işin profesyonellerinden biri olan sevgili Hasan Bahsi Coşkun Bey ile buluşmaya karar verdim. Kendisi yaklaşık 20 yıldan daha uzun süredir Katar'da yaşıyor. Ve dedim ki bu soruların cevabını verse Hasan abi bizlere çok verir. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Ne demek çok abi? Incesin. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bu davetimi kırmayıp kabul ettiğin için. Ben de gerçekten takipçilerim bana çok soruyorlar. Orada nasıl iş yeri açabiliriz? Hangi sektörlerde çalışabiliriz? Oradaki vergi sistemleri nasıl vesaire? Öncelikle biz bunları sana bir soralım istedik. Tamam. Neler çıkartabiliriz? Arkadaşlarımıza, takipçilerimize ne tür bilgiler verebiliriz? Gelip seninle konuşmak istedik. Çok teşekkür ederim. Öncelikle ben sana teşekkür ederim. Tusaval TV'de beni misafir ettiğin için, her o nezaketi gösterdiğin için. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Diğer taraftan benim bildiğim Katar'daki ilk girişimsin. Evet. Katar'da yaşayıp da kanal açan. Evet. Ve çok doğru yerden girdin. Kısa zamanda da çok büyük başarılar elde ettin. İnşallah, çok teşekkür ederim. Umarım, dilerim daha doğrusu. Katar'da bir Türk radyosu yok. Evet, Türk radyosu yok burada, doğru söylüyorsun. Türk radyosu var, İngiliz var, Frans var, yanlış hatırlamıyorsam İspanyol radyosu dahi var. Evet. Senin içinde olduğum bir şey olursa, yapılanma olursa ben de seve seve ücretsiz danışmanlık vereceğim. Harika. Buradan da sponsorlara bunu beyan etmiş olalım. Harika. Umarım çok teşekkürler. Senin de içinde olduğun bir Türk radyosunu yakında Katar'da hayata geçiririz. Çok sevinirim. Arkadaşlar şu an yatırımcı arıyorum. Katar'da ilk Türk radyosunu açacağız. Sağ olsun Hasan Bey de bize bu anlamda destek veriyor. Tabii, yardımlarınızı seve bekliyorum. Seve seve. Hasan abi 20 sene önce geldin Katar'a. 20 sene önce gene böyle bir müşterimin isteğiyle Katar'a geldim. Müşterimin işlerini yaparken tabii ki Katar'ın ileriye dönük taşıdığı potansiyeli ben de fark ettim. Bu çerçevede Katar'a yerleşmeye karar verdim ve 20 yılı geçti. 20 sene. Katar'da bulunma sürem. İlk kurduğum şirketim bir ticari danışmanlık şirketiydi. Hala onun üzerinden devam ediyorum. Ticari danışmanlığa hala devam ediyorsun. Devam ediyorum. Süper. Ama işim o aslında. Evet. Ben eski devlet müfettişiyim. Hı hı. Özel sektörde çalıştım. Kendi işimi yaptım ve şimdi Katar'da serbestçe bu işi yapıyorum. Bu süre zarfında Katar'da başka şirketlere de iştirak ettik. Başka işlerimiz de var ama ana işimiz ticari danışmanlık. UBB Consulting adında bir firmamız var burada ve bu çerçevede faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yani anladığım kadarıyla abi sen burada Türkiye'den buraya yatırım yapmak isteyen ya da iş yeri açmak isteyen insanlara buradaki mevzuatı anlatıyorsun ve buradaki yol gösterimini mi sağlıyorsun? Tabii ki bu tabii tersi de söz konusu oluyor. Buradan da Türkiye'ye giden lokal vatandaşlara yani Katarlı vatandaşlara da bu hizmeti veriyoruz. Hı hı. Ağırlıklı olarak müşterimiz Türkler ve Türk firmaları hı hı. olmakla beraber yabancı müşterilerimiz de var. Rakiplerimiz var biliyorsun yani İngiliz hı hı. Şirketleri tabii, var, tabii. İtalyan şirketleri var. Biz buradaki tek Türk şirketiyiz ve uzun süredir Katar'dayız. Teknik yani mühendislik anlamında da elemanlarımız var. Avukat, hukuk, legal kısmında da elemanlarımız var. Ticari uzmanlığa sahip de elemanlarımız var. Da şirket kuruluşundan tutuyoruz, vergi mevzuatına kadar, uluslararası vergi planlaması, konsolide bilançolara kadar, profesyonel sözleşmelerin hazırlanmasına kadar, fizibilite yazılması, kredilendirme, finans temini, ortak teminine kadar birçok hizmeti veriyoruz. Verdiğimiz hizmetler kısaca bunlar. Abi bu anlamda videonun başında dediğim gibi Türkiye'den buraya gelip iş yeri açmak isteyen çok arkadaş var. Var. Şimdi bununla alakalı da bir sürü söylentiler var. İşte mesela benim bildiğim burada eğer Türkiye'den gelen biri iş kurmak istiyorsa mutlaka ama mutlaka Katarlı bir ortak bulması evet, gerekiyor. Evet. Bu bir doğru mu? Bunu öğrenmek istiyorum. Şimdi onun nüansları var tabii. Şöyle Katar'ın bu konudaki ilgili mevzuatında yani ticaret mevzuatında Türkiye'deki ve dünyadaki şirketlerin karşı olan her tipte şirketi kurmak aslında mümkün. Tamam. Fakat bu şirketlerin kuruluşlarının önemli kısmı yabancılara kapalı. Hmm. Mesela burada gelip yabancılar bir holding şirket kuramazlar. Hı hı. Yabancılar gelip tek başına yani Katar'da ortağı olmadan yani müessese diyelim Türkiye'deki karşılığı o. Lafını kesiyorum abi bu yabancılar kapsamının altına biz Türkler de giriyoruz tabii, tabii ki. Ki. Katar vatandaşı tamam. olmayan herkes giriyor. Tamam. Kuramazlar. Bunun tabii nüansları var. Şöyle var. Özellikle turizm sektöründe, sağlık sektöründe, IT sektöründe, eğitim sektöründe insanlar %100 yabancı şirket kurma hakkına sahip. Tabii ki bunun belli izinleri var. Evet. Bakanlıktan alınan özel izinle ruhsatlandırılıyor.
Bazı sektörlere de giriş yasak. Mesela petrolle ilgili sektöre giriş yasak. Tabii ki ortaklık mümkün fakat tek başına gelip ben şu firmayı kuracağım diyemiyorsun. Bunun dışında kalan sektörlerde ise Katar yasalarına göre %51 Katarlı ortağının olması şart. Evet. Bizim kurduğumuz yani yabancıların en çok tercih ettiği şirket de bu tabii ki burada. Evet. Ticaret yapmak isteyen, inşaat sektöründe faaliyet göstermek isteyen birçok şirket bunu tercih ediyorlar. Doğrusu da bu. Şirket kurulmazsa Katar'da ne olur? Dışarıdan gelip iş almak çok kolay değil. Çünkü Katar'da çıkan ihalelerin ve alımların çoğu lokal şirketlere yönelik çıkıyor. Kendi statlarını korumak için ekonomik şartlarını. Bunun da nüansları var. Aslında bu sektörlerin dışında da %100 yabancı şirket kuruluyor ama onun prosedürü çok uzun. Ama söylediğin çok doğru. Normal yani faaliyet gösterecek kişi veya kurumların Katar'a geldiğinde %51 ortağının olması ve şirket türünde limited olması yani limited liability company olması şart. Türkiye'den ben çok alıyorum. Abi ben işte oraya bir Türk restoranı açmak istiyorum. Ben orada hediyelik ev eşyası satmak istiyorum. İşte ben orada kuaför açmak istiyorum vesaire. Tüm bu saymış olduğum sektörler aldığım kadarıyla bir ortak ihtiyacı gerekiyor. Evet, yani. O sektörlerde gerektirir. Kaldı ki gıda ticareti, başka ticaret yani İlla gıda değil. Yani makine de getirebilirsin, satabilirsin, onu da yapabilirsin. İnşaat işleri alabilirsin, inşaat malzemesi satabilirsin. Bu sektörlerde de Katarlı ortağın olması lazım. Evet. Peki, Katarlı ortağı nereden bulacağız abi? Şimdi tabii Türkiye'den gelen kişi ve kurumlar, istersen şunu öncelikle söyleyelim. Buyurun. Türkiye'den gelen şirketlerin burada şirket olarak iştirak edip şirket kurması mümkün. Yani %51'i Katarlı ortağı, %49'u da Türkiye'deki şirkete ait olacak şekilde mümkün. Bunun tabii ki evrak prosedürü biraz uzun. Ama dilerlerse Türkiye'den gelen kişiler pasaportlarıyla da sadece pasaportlarını kullanarak da Katar'da Katarlı biriyle ortaklık yapıp şirket kurabilirler. Yani burada oturma iznine sahip olmadan da sadece pasaportuyla gelip burada yeter ki ortağı olsun direkt işe başlayabiliyor. Kaldı ki burada oturma izni alması için de ya bir işe girmesi veya şirket kurması gerekiyor. Aslında burada çalışmak isteyen herkesin ya direkt işe girip başlaması, oturma izni alması veya bir şirket kurup bu şirket üzerinden oturma ve çalışma izni alması gerekiyor. Katarlı ortağı nereden buluruz'a gelince tabii ki isterse ona ayrı bir program da konusunda yapabiliriz eğer talep gelirse. Tabii ki. Yani yerel ortak seçiminde de dikkat edilmesi gereken bazı detaylar var. Anlıyorum. Ama gelen şirketlerin genellikle Türkiye'den veya arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı Katarlı şirket ve kuruluşlar var, kişiler var. Onlarla bu ortaklığı gitmeye tercih ediyorlar. Ama aslında bu çok önemli bir iş. Yani kesinlikle. Lokal ortak seçimi çok önemli sonuçta bir iş. Sonuçta yola çıkacağınız insanı iyi bilmeniz gerekiyor. Ve farklı bir yabancı ülkedesiniz. Kesinlikle. Sizi bu anlamda desteklemesi kesinlikle. Gerekiyor. Desteklemesi gerekiyor veya siz çok yetkinsiniz. Size engel olmaması gerekiyor. Doğru. Sizi baltalamaması gerekiyor. İki tarafın da haklarının çok eşit ve adil bir şekilde korunması gerekiyor. Onun için yerel ortak seçimini yaparken burada yatırım yapacak arkadaşlara dikkatli olmasını öneriyoruz. Bununla alakalı ayrı bir video çekelim abi bence biz. Olur. Arkadaşlar bence bununla alakalı özellikle burada yatırımcı bulmak adına, daha doğrusu yatırımcı buldunuz ama açıkçası ne tür özelliklere sahip olması gerektiğini bilmiyorsunuz. Çünkü daha öncesinde yurt dışında iş yapmamışsınız. Bununla alakalı gereken prosedürleri de ve ekstradan bilmemiz gereken bilgiler için de ayrı bir video çekelim abi seninle. Benim bildiğim biz bu ülkede herhangi bir yerden vergi alınmıyor. Alışveriş yaparken, benzin alırken, işte gıdada, işte tekstilde vesaire vergi olmuyor. Peki bu işletme açtığın zaman nasıl oluyor? Yine vergi olmuyor mu yoksa farklı bir sistem mi var? Şöyle söyleyeyim, Katar'da halen gelir vergisi yok. Yani bizim ülkemizdeki manada kişilerin kazançlarından alınan bir vergi türü yok. Yani yabancılar buraya geldiler, bir para kazandılar. Evet. Bu maaş olabilir, şirketlerinden kazandığı kar payı olabilir. Bunun üzerinden bir vergi alınmıyor. Diğer taraftan katma değer vergisiyle ilgili çalışmalar var Katar'da. Fakat halen uygulamaya alınmadı. Evet. Ama bunun altyapısını hazırlıyorlar ve ben yani öğrendiğimize göre aslında sona gelindi. Geçen yıl başlatılacağı söylenmişti. Evet. Bir yıl ertelenmişti. Korona işte Covid-19 krizi gelince biraz da ertelediler. Diğer Körfez ülkelerinde KDV uygulaması başladı. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nde var. Doğru. Umman'da var. Katar henüz bu uygulamaya geçmedi. Dolayısıyla şu an KDV de yok. Özel tüketim vergisi de yok. Onun yanında gümrük vergileri birçok mallar için çok düşük, %5. Bunun da
muafiyetleri var. Eğer devlette bir iş aldıysanız, o iş için ürün getiriyorsanız, o işte kullanmak üzere, bu bir inşaat işi olabilir, bir taahhüt işi olabilir, gümrük vergisi de almayabilirsiniz. Onun da tabii ki ilgili dairelere önceden başvurup iznin de alınması gerekiyor. Kurumlar vergisine gelince yabancılara %10 vergi var. %10 vergi var. Ama anladım. Şöyle var, şirket %100 bir şirketi düşünürsen bu şirketin %51'i Katarlı'ya ait. Tamam. Belki bu oran daha da yüksek olabilir, bu kişilerin tamam. tercihi ama en azı %51'e Katarlı'ya ait. Şirket kazancının %51'i vergiden muaf çünkü Katar vatandaşlığına hiçbir vergi alınmıyor. Yani evet, bir şirket 100 enteresan lira, bir bilgi evet, arkadaşlar. Bir şirket 100 lira kazandıysa, vergi matrahı 100 liraysa, 51 lirası vergiden muaf, 49 lirasından %10 vergi. Yani 4.9 vergi alınıyor. Bunu aylık mı veriyorsunuz, yıllık mı veriyorsunuz? Yıllık, her yıl yıllık. Sonu Nisan ayına kadar bilançolar teslim ediliyor. Daha sonra taahhüt eden verginiz varsa ödüyorsunuz. Eğer zarar yazdıysa şirketiniz 3 yıl boyunca da bu zararı bir sonraki yıla aktarabiliyorsunuz. Türkiye'den buraya gelip burada iş yeri açmak isteyen çok takipçim var. Bu evet. anlamda da zaten devamlı videonun başında dediğim gibi bana yazıyorlar. Senin burada geçirmiş olduğun bu 20 yılı aşkın süre içerisinde sen burada hangi sektörlerde açık görüyorsun? Yani çok büyük bütçeli işletme olarak değil ama daha küçük, orta ölçekli işletmelerde Anladım. Açıklar neler sana göre? Anladım. Şimdi güzel bir soru Tuğsaval. Herkes şöyle düşünüyor. Gelenlerle yaptığımız sohbetlerden onu anlıyoruz. Katar'da çok para var. Biz Katar'a gidelim. Havalarında nasıl karşılıyorlar? Evet, evet. Tabii direkt Türk pasaportunu görünce herkes evet, sarılıyor. Evet, gel seninle iş yapalım vesaire diye düşünüyor. Tabii ki. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yok, tabii ki yok. Bulunduğumuz coğrafyadaki insanlar bizi seviyorlar. Biz de onları evet. seviyoruz. Orada hiçbir şeyimiz yok ama bizden çok daha eski ve kadim tüccarlar. Öyle söyleyeyim. Kesinlikle. Şimdi Katar'da ben 20 yıl evvel geldiğimde Katar'da arz talepten düşüktü. Yani her şeye ihtiyaç vardı fakat tedarikçi sayısı ve miktarı düşüktü. O çerçevede 20 yıl önce ben dahil gelenler bir iyi ticaretler yaptı. Zaman içerisinde Katar'ın özellikle Körfez ülkeleri arasında ön plana çıkması her konuda zenginlik açısından, işte yaşamdaki güvenlik, işte stabilite açısından ön plana çıkması Katar'ı çok cazip hale getirdi. Bizim basınımızda da Katar çok yer alıyor. O da insanları tabii ki olumlu yönde Katar'a gitme konusunda motive ediyor. Fakat şöyle bir şey var. Katar'da para parayla kazanılıyor. Evet. Yani ben Katar'a gideyim, açayım, 2 aylık kiramı öderim, sonra para kazanıp devam ederim derseniz orada çok ciddi problemler yaşayabiliyorsunuz ve mevzuat da ağır. Vergileri evet. de ağır. Dolayısıyla bu süre zarfında Katar'da bir dönemde arzla talep eşitlendi. Şu anda arzla talep zaman zaman talebin değil arzın fazla olduğu duruma geliyor bazı sektörler açısından. Evet. Ama şu bir gerçek, Türkiye'de bulunan ürünler, Türkiye'de bulunan kalifiye elemanlar sizler gibi evet. Çok var şu anda biliyorsun turizm sektöründe, bankacılık Kesinlikle. Sektöründe, hatta Katar Devleti'nin kritik resmi kurumlarında dahi Türk çalışanlar var. Evet. Yatırım kurumlarında çalışanlar İnşaat var. İnşaat şirketleri. Frizon'da müdürler var, inşaat şirketleri var. Kalifiye eleman konusunda biz çok iyiyiz ve ürünlerimiz de çok iyi, hizmetimiz de çok farklı. Evet. Dolayısıyla Katar'a şu anda gelecek arkadaşların yeterli sermayesi var ise ve üründe, hizmette bir farklılık yaratarak rekabet etmesi söz konusuysa hiç düşünmesinler, gelsinler. Her sektörde açık var. Her sektörde açık var. Yani burada bir restoran da yapıyorsanız müşteri portföyünüz belli. Evet. Yani maaşlık. Ağırlıklı olan maaşlı nüfusa mı hitap edeceğim, az olup ciddi para harcayan nüfusa mı hitap edeceğim, hangi nationalitelere, hangi uyruklara hitap edeceğim gibi bir takım seçenekler yapmak mümkün. Kalifiye olan, ürünü güzel olan, hizmeti güzel olan herkese Katar'da iş var ama yeterli sermaye. Yeterli sermaye. Yeterli yani. Sermaye olmazsa ve eğer buradaki Katarlı ortakları reel ortak olmazsa, yani yatırım yapmıyorsa. Ki sadece kimliğini koyanlar da oluyor değil mi? Oluyor. Onlar da arasındaki de hukukun da çok iyi tespit edilmesi gerekiyor. Para koyanlarla yapılan ortaklıklarda da hukukun çok iyi tespit edilmesi gerekiyor. Bunun tabii ki bir takım prosedürleri var. Onları soru gelirse cevaplarız Tamamdır. Sonra. Dolayısıyla tek başına sermayeyle buraya geliyorlarsa yeterli sermaye ve özgüvenli gerekiyor. Evet, kesinlikle. Yoksa yani bizim ülkemizin ürünlerinden veya insanın kalifiye ve niteliklerinin iyi olmasından hiç şüphemiz yok. Kesinlikle. Açıkçası.
Hasan abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten çok güzel bilgiler verdin. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir. Çünkü bana devamlı geliyordu bu sorular ve ben bu soruların gerçekten tam anlamıyla cevabını bilmiyordum. Ve sağ olsun Hasan abi burada geçirmiş Gerçekten. Olduğu 20 Gerçekten. Yıldan daha fazla bir tecrübeyle bize bu anlamda aydınlattı. Konuşurken bazı anekdotlardan da bahsetti. Onları böyle üstün körü geçer gibi olduk. Ama bununla alakalı videoya talep gelirse arkadaşlar ayrı ayrı da her başlık altında yine Hasan abiyle bir video çekebilir miyiz abi? Tabii ki. Arkadaşlar diyelim bu konuyla ilgileniyorlar. Sana nasıl ulaşabilirler? Senin sayende ulaşabilirler. Benim sayemde. Senin sayende ulaşabilirler. Tamam. Tosaval TV'ye güveniyoruz biz. takip etmelerini de ben rica ediyorum. Çok teşekkürler. Biz bu ülkede bir azınlığız ve dikkat çeken bir azınlığız. Evet. Türkler olarak. Bize saygıyla ve sevgiyle yaklaşıyorlar. Kesinlikle. Biz de onlara tabii ki uzun Kesinlikle. Sürede o şekilde yaklaşıyoruz. Çok başarılı bir girişim. Ben tuttu çok kısa sürede. Çok teşekkürler. Çok daha ileri seviyeye taşımanı diliyorum. Çok teşekkürler. Umarım çok naziksin. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Ben alt tarafta mail adresimi paylaşıyorum. Eğer bu konuyla ilgileniyorsanız yani burada bir iş yeri açma düşünceniz varsa ve benim gibi çok bir bilginiz yoksa siz lütfen bana alt tarafta mail atın. Ben direkt Hasan abiyle paylaşıyor olacağım. Tabii. Kendisiyle o Tabii. konuda iletişime Tabii. geçebilirsiniz. Tabii biz Türk olarak her şey parada değil. Yani yardımcı mutlaka, da oluyoruz. Mutlaka, yani kesinlikle. Öyle düşünmesinler danışmanlık firması. Kesinlikle. Ne kadar ödeyeceğiz falan diye bir şey söz konusu değil yani. Cevabı aldınız arkadaşlar. Benim ayrıyeten bir şey eklememe gerek yok. Değerli arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hasan abinin de katkılarıyla çok güzel bir Evet. video çektiğimizi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımı hala takip etmiyorsanız Katar'dan bunun ve bunun gibi videolar ve aynı şekilde Katar'dan sosyal hayatla videolarım devam ediyor olacak. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.